Videoya başlamadan önce sizden kanalın bildirimlerini açmanızı rica edeceğim. Bu sayede videolardan anında haberdar olup bu bilgeliği tecrübe edebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Değişimin temel prensipleri. Değişim, insan hayatının kaçınılmaz bir gerçeğidir. Hayatımız boyunca birçok değişim ile karşılaşırız. Bazıları beklenmedik anlarda meydana gelirken, bazıları ise bizim tercihlerimiz doğrultusunda oluşur. Ancak çoğu insan değişim fikriyle yüzleşmekte zorluk yaşar. Bu durum, genellikle değişimin karmaşık ve zorlu bir yolculuk olarak algılanmasından kaynaklanır. Oysa ki basit ve uygulanabilir tekniklerle bu süreci daha yönetilebilir hale getirmek mümkündür. Bu bölümde değişim yolculuğunu başlatmak için gereken temel prensipleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Kendini tanıma, değişimin ilk adımı. Değişim sürecine başlamadan önce kendinizi tanımanın önemi büyüktür. Kendi güçlü ve zayıf yönlerinizi anlamak, hangi alanlarda değişim yapmanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olur. Kendinizi tanımak, duygusal zekanızı geliştirmek için de kritik bir adımdır. Duygusal zeka, hem kendinizi hem de başkalarını anlama kapasitenizi artırır, böylece ilişkilerinizi güçlendirir. Duygusal zekanın yüksek olması, sosyal ilişkilerinizi de olumlu yönde etkiler. Zira insanlar arası etkileşimlerde daha empatik ve anlayışlı olmanıza olanak tanır. Kendinizi tanımanın yollarından biri kişisel bir değerlendirme yapmaktır. Bu değerlendirme, düşüncelerinizi, hislerinizi ve davranışlarınızı analiz etmenize olanak tanır. Örneğin, bir gün boyunca hangi durumların sizi olumlu veya olumsuz etkilediğini not almak, duygusal tepkilerinizi anlamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca kişisel değerlerinizi belirlemek de önemlidir. Hangi değerlere sahip olduğunuzu bilmek, hedeflerinizi belirlemenize ve bu hedeflere ulaşmak için gereken motivasyonu bulmanıza yardımcı olur. Kendinizi tanımak, sadece değişim sürecinde değil, genel yaşam kalitenizi artırmada da büyük rol oynar. Kendinizi tanıma sürecinde geri bildirim almak da oldukça faydalı olabilir. Güvendiğiniz arkadaşlarınızdan veya aile üyelerinizden sizin hakkınızdaki düşüncelerini isteyebilirsiniz. Başkalarının sizinle ilgili gözlemleri kendinizi anlamanızı pekiştirebilir. Bazen dışarıdan bakıldığında göremediğimiz yönlerimiz başkaları tarafından daha net bir şekilde görülebilir. Bu tür geri bildirimler kendinizi daha iyi tanımanıza ve gelişim alanlarınızı belirlemenize yardımcı olabilir. Hedef belirleme, somut adımlar atmak. Değişim sürecinin en önemli aşamalarından biri de hedef belirlemektir. Hedeflerinizi belirlerken SMART kriterlerini göz önünde bulundurmak faydalıdır. SMART, özgül, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanlı hedefleri tanımlar. Örneğin, daha sağlıklı olmak istiyorum demek yerine günde 30 dakika yürüyüş yapacağım şeklinde belirlemek hedefinizi somut hale getirir. Somut hedefler, ilerlemenizi takip etmenizi kolaylaştırır ve başarı hissi yaratır. Bu aşamada hedeflerinizi yazılı hale getirmeniz de büyük önem taşır. Yazılı hedefler onları daha gerçekçi hale getirir ve sürekli olarak göz önünde bulundurarak onları gerçekleştirme motivasyonunuzu artırır. Hedeflerinizi belirledikten sonra bunları düzenli olarak gözden geçirerek ilerlemenizi değerlendirin. Hedeflerinize ulaşmak için hangi adımları attığınızı ve hangi alanlarda gelişim gösterdiğinizi anlamak sizi daha da motive eder. Hedeflerinizi gözden geçirirken gerekirse hedeflerinizi revize etmekten çekinmeyin. Değişim süreci dinamik bir süreçtir. Zamanla hedeflerinizi güncelleyerek daha da ilerleme kaydedebilirsiniz. Hedef belirlemenin yanı sıra hedeflerinizi destekleyecek bir plan yapmak da önemlidir. Bu plan, adım adım nasıl ilerleyeceğinizi gösteren bir yol haritası gibidir. Her gün haftalık veya aylık hedeflerinizi belirleyerek bunları nasıl gerçekleştireceğinizi düşünün. Planınızı yaparken önceliklerinizi belirlemek de faydalı olacaktır. Hangi hedeflerin daha acil ve önemli olduğunu belirlemek daha verimli bir ilerleme kaydetmenizi sağlar. Küçük değişimlerle başlamak, büyük hedeflerle yola çıkmak çoğu zaman göz korkutucu olabilir. Bu nedenle küçük ve yönetilebilir değişimlerle başlamayı tercih edin. Küçük adımlar başarı hissi yaratır ve motivasyonunuzu artırır. Örneğin, sabahları 10 dakika erken kalkmak gün boyunca daha fazla enerji hissetmenizi sağlayabilir. Küçük bir alışkanlık olarak başlayarak zamanla daha büyük hedeflere ulaşabilirsiniz.
Küçük değişimlerin bir diğer avantajı da hayatınıza daha az stres getirmesidir. Büyük hedeflerin baskısı altında kalmak yerine adım adım ilerlemek daha sürdürülebilir bir yaklaşım sunar. Örneğin, su tüketiminizi artırmak istiyorsanız, gün boyunca sadece bir bardak daha fazla su içmekle başlayabilirsiniz. Bu gibi küçük değişimler zamanla daha büyük sonuçlar doğurur. Başka bir örnek olarak, gün içerisinde belirli saatlerde sosyal medya kullanımınızı azaltmayı deneyebilirsiniz. Bu, hem verimliliğinizi artırır hem de zihninizi daha temiz ve odaklanmış tutmanıza yardımcı olur. Küçük değişimler günlük yaşamınıza entegre edildiğinde büyük sonuçlar doğurabilir. Bu noktada sabırlı olmak ve sürecin tadını çıkarmak da önemlidir. Küçük başarılar büyük değişimlerin temelini oluşturur. İçsel motivasyon kendinizi harekete geçirmenin yolu. Gerçek değişim içsel motivasyonla başlar. Dışsal faktörler değişimi destekleyebilir, ancak içsel motivasyon olmadan bu süreç sürdürülebilir değildir. Kendinize neden değişmek istediğinizi sorun. Kişisel değerlerinize ve hedeflerinize uygun bir motivasyon kaynağı bulmak, değişim sürecinde kararlılığınızı artırır. İçsel motivasyon bulmanın yollarından biri, hedeflerinizi gerçekleştirdiğinizde elde edeceğiniz kişisel tatmini düşünmektir. Bu, sizi motive ederken hedeflerinize ulaşma arzusunu artırır. Motivasyonunuzu artırmak için ilham verici kaynaklara yönelin. Kitaplar, podcastler veya ilham veren videolar izleyerek değişim sürecinde ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi bulabilirsiniz. Ayrıca kendinizi başarıya odaklayarak her küçük ilerlemenizi kutlayın. Kendinize karşı nazik olun. Gelişim sürecinde atacağınız her adım değerlidir. Bir hedefe ulaşmanın verdiği mutluluğu kutlamak, sonraki adımlara olan motivasyonunuzu artırır. Kendinizi değiştirmek için en büyük itici güçlerden biri de bir topluluk veya destek grubu bulmaktır. Aynı hedeflere sahip insanlarla bir araya gelmek sizi motive eder ve değişim sürecinizi daha eğlenceli hale getirir. Bu destek grubu zorluklar karşısında yanınızda olacak ve başarınıza katkıda bulunacaktır. Destek grubu oluşturarak hem kendinizi hem de diğer katılımcıları motive edebilir, deneyimlerinizi paylaşarak birbirinize yardımcı olabilirsiniz. Değişim süreci karmaşık ve zorlayıcı bir yolculuk olarak görülebilir. Ancak kendinizi tanıma, hedef belirleme, küçük adımlarla başlama ve içsel motivasyon bulma gibi temel prensipleri takip ederek bu süreci daha yönetilebilir hale getirebilirsiniz. Unutmayın, değişim hemen gerçekleşmez ancak doğru yaklaşımlarla istediğiniz değişimi gerçekleştirmek mümkündür. Bu süreçte kendinize karşı nazik olmayı ve ilerlemenizi kutlamayı unutmayın. Küçük başarılarınızı bile kutlamak, büyük hedeflere ulaşma yolunda motivasyonunuzu artıracaktır. Uygulama aşaması. Bu bölümde değişim sürecini destekleyecek basit teknikler üzerinde duracağız. Değişim sürecinde uygulayabileceğiniz yöntemler, yaşamınızı olumlu yönde değiştirmek için atacağınız önemli adımlardır. Bu teknikler hemen uygulanabilir ve günlük yaşamınıza entegre edilebilir. Gerçek değişim için en önemli olan nokta bu teknikleri düzenli bir şekilde hayata geçirmektir. Şimdi bu uygulama aşamasının detaylarına daha derinlemesine bir bakış atalım. Alışkanlık oluşturma, 21 gün kuralı. Yeni bir alışkanlık oluşturmanın en etkili yollarından biri, onu 21 gün boyunca sürekli olarak uygulamaktır. Araştırmalar, bir alışkanlığın oluşması için genellikle 21 gün süreyle tekrarı gerektiğini göstermektedir. Bu kural, alışkanlıkların beyin üzerinde nasıl yerleştiğine dair önemli bir bilgi sunmaktadır. Her gün belirlediğiniz alışkanlığı uygulamak, onu hayatınızın bir parçası haline getirir. Örneğin, her gün 5 dakika meditasyon yapmayı alışkanlık haline getirmek, zihinsel sağlığınıza olumlu katkılar sağlayabilir. Bunun yanı sıra, sağlıklı beslenmek veya düzenli egzersiz yapmak da alışkanlık oluşturmanın diğer örneklerindendir. Alışkanlık oluşturmanın yanı sıra, bu süreci eğlenceli hale getirmek de önemlidir. Alışkanlığınızı sürdürürken, kendinizi ödüllendirmek motivasyonunuzu artırabilir. Örneğin, 21 gün boyunca belirli bir alışkanlığınızı sürdürdüğünüzde kendinize küçük bir ödül verebilirsiniz. Bu, sürecin daha eğlenceli ve tatmin edici olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda bu ödül sistemi
alışkanlığınızı sürdürme konusunda size ek bir motivasyon kaynağı sunar. Alışkanlık oluştururken destek grupları veya arkadaşlarınızla birlikte hareket etmek de faydalı olabilir. Benzer hedeflere sahip kişilerle bir araya gelmek, birbirinize destek olmanızı sağlar ve değişim sürecini daha keyifli hale getirir. Birlikte ilerlemek, motivasyonunuzu artırırken karşılaştığınız zorlukları paylaşmanızı sağlar. Bu, hem sosyal bağlarınızı güçlendirir hem de hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştırır. Unutmayın ki, destek almak ve vermek, değişim sürecinin önemli bir parçasıdır. Günlük planlama, zaman yönetiminin önemi zaman yönetimi, değişim sürecinde kritik bir rol oynar. Her gün yapmanız gerekenleri önceden planlamak, hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştırır. Basit bir takvim veya ajanda kullanarak günlük görevlerinizi yazın ve öncelik sırasına koyun. Bu yöntem, gününüzü daha verimli geçirmenize yardımcı olur. Günlük planlama, zamanınızı daha etkili bir şekilde kullanmanızı sağlar. Böylece hem işlerinizi tamamlayabilir hem de kişisel hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Günlük planınızı oluştururken, her gün belirli bir zaman diliminde hangi aktiviteleri gerçekleştireceğinizi belirleyin. Örneğin, sabah kalktığınızda belirli bir zaman dilimini egzersiz yapmaya ayırabilirsiniz. Bu, gününüzü daha yapılandırılmış hale getirir ve günlük hedeflerinizi gerçekleştirmek için size net bir yol haritası sunar. Ayrıca, gün sonu değerlendirmesi yapmak da önemlidir. Günü değerlendirerek hangi hedeflere ulaştığınızı ve hangi alanlarda gelişim gösterdiğinizi gözden geçirebilirsiniz. Zaman yönetiminin bir diğer önemli unsuru da önceliklendirmedir. Günlük görevlerinizi öncelik sırasına koymak, hangi işlerin acil olduğunu ve hangilerinin daha sonra yapılabileceğini belirlemenizi sağlar. Bu sayede zamanınızı daha etkili bir şekilde kullanarak hedeflerinize ulaşmanız daha kolay hale gelir. Günlük planlama, değişim sürecinizi hızlandırır ve hedeflerinize odaklanmanızı sağlar. Kendinize sorular sorun. Farkındalığınızı artırın gelişiminiz için kendinize sorular sormak önemlidir. Bugün kendimi nasıl hissediyorum? Bu durumda ne yapabilirim? Gibi sorular içsel farkındalığınızı artırır. Bu tür sorular duygusal durumunuzu anlamanıza ve gerekli değişiklikleri yapmanıza olanak tanır. Kendinize sormak düşüncelerinizi netleştirir ve sizi daha bilinçli kararlar almaya yönlendirir. Bu bilgileri faydalı bulduysan topluluğumuzu desteklemek için katıl üyesi olabilir veya süper teşekkür ile desteğini bize gösterebilirsin. Farkındalık yalnızca kendinize karşı dürüst olmakla kalmaz, aynı zamanda çevrenizdeki dünyayı daha iyi anlamanıza da yardımcı olur. Kendinize yönelik bu sorgulama süreci içsel bir yolculuğa çıkmanızı sağlar. Bu içsel yolculuk sırasında kendinizi ve hislerinizi daha iyi tanıyacak, hedeflerinizi ve değerlerinizi yeniden gözden geçireceksiniz. Kendi iç dünyanızda yapacağınız bu keşif, yaşam kalitenizi artırmanın yanı sıra daha tatmin edici bir yaşam sürmenizi sağlar. Bu süreçte başkalarıyla olan etkileşimlerinizi gözlemlemek de önemlidir. Bu sayede kendinizi daha iyi tanıyabilir ve sosyal ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Ayrıca bu soruları yazılı hale getirerek bir günlük tutmak da faydalıdır. Yazılı bir günlük, duygusal durumunuzu takip etmenize ve zaman içinde nasıl değiştiğinizi anlamanıza yardımcı olur. Günlük tutmak, kendinizi ifade etmenin ve düşüncelerinizi düzenlemenin harika bir yoludur. Belirli bir süre sonra yazdıklarınıza geri dönmek, ilerlemenizi görmek açısından da oldukça değerlidir. Kendinize sorduğunuz soruların cevapları, zamanla ne kadar büyüdüğünüzü ve geliştiğinizi gösterir. Düzenli geri bildirim, ilerlemenizi izleyin, kendinizi geliştirme sürecinde düzenli geri bildirim almak, ilerlemenizi takip etmenize yardımcı olur. Bu geri bildirim, kendinizi değerlendirmenizi ve hedeflerinize ne kadar yaklaştığınızı anlamanızı sağlar. Kendinizi değerlendirmek için belirli aralıklarla hedeflerinizi gözden geçirin ve ilerlemenizi kaydedin. Hedeflerinize ulaşmak için hangi adımları attığınızı yazmak hem motivasyonunuzu artırır hem de ilerlemenizi somut bir şekilde gözler önüne serer.
Kendi günlüklerinizi tutarak hangi alanlarda başarılı olduğunuzu ve hangi alanlarda daha fazla çaba göstermeniz gerektiğini belirleyebilirsiniz. Düzenli olarak geri bildirim almak, gelişim sürecinizin en önemli parçalarından biridir. Geri bildirim almak, yalnızca kendi performansınızı değerlendirmekle kalmaz, aynı zamanda çevrenizdeki insanların görüşlerini ve önerilerini dikkate almanızı sağlar. Bu, sizi daha geniş bir perspektife yönlendirir ve gelişim sürecinizi destekler. Başka bir geri bildirim yöntemi de bir mentor veya koçla çalışmaktır. Mentor veya koç, deneyimleri ve bilgileri doğrultusunda size yol gösterebilir ve gelişim alanlarınızı belirlemenize yardımcı olabilir. Ayrıca, dışarıdan bir bakış açısı edinmek, daha objektif bir değerlendirme yapmanıza olanak tanır. Mentorunuzdan veya koçunuzdan alacağınız geri bildirimler, gelişim sürecinizi hızlandırır ve daha etkin bir şekilde ilerlemenizi sağlar. Bu sürecin sonunda, hedeflerinizi daha net bir şekilde belirlemiş olacak ve kişisel gelişiminizde ilerleme kaydedeceksiniz. Uygulama aşaması, değişim sürecinizde önemli bir rol oynar. Alışkanlık oluşturma, günlük planlama, kendinize sorular sorma ve düzenli geri bildirim alma gibi teknikler bu süreci daha yönetilebilir hale getirir. Değişim sürecinizin her aşamasında bu teknikleri uygulamak ve sürekliliğini sağlamak hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıracaktır. Unutmayın, değişim sabır ve azim gerektirir. Bu nedenle her adımınızı kutlayarak ilerlemeye devam edin. Değişim zaman alabilir ancak attığınız her adım sizi hedeflerinize daha da yaklaştıracaktır. Kendinize inanın ve bu sürecin tadını çıkarın. Süreklilik ve sürdürülebilirlik. Değişim sürecinin sonunda sürdürülebilirliği sağlamak, yaptığınız değişikliklerin kalıcı olmasını garanti eder. Çoğu insan belirli bir hedefe ulaşmayı başardığında bunu sürdürmekte zorluk çeker. Bu durum, yeni alışkanlıkların oluşturulması ve bunların sürekliliği ile ilgilidir. Değişimin kalıcı hale gelmesi için izlenmesi gereken yolları detaylı bir şekilde inceleyelim. Kendinize karşı nazik olun. Başarı ve başarısızlık değişim sürecinde başarılarınızı kutlamak kadar başarısızlıklarınıza da nazik olmalısınız. Başarılarınızı kutlamak, motivasyonunuzu artırır ve kendinize olan güveninizi tazeler. Ancak başarısızlıklarınızı öğrenme fırsatı olarak görmek sizi daha da güçlendirir. Her hata, büyüme ve gelişme için bir fırsattır. Örneğin, yeni bir alışkanlık edinmek istediğinizde ilk birkaç gün başarılı olsanız bile sonrasında birkaç gün aksama yaşayabilirsiniz. Bu durumda kendinize sert davranmak yerine bu süreçte ne öğrendim diye düşünmek daha faydalı olacaktır. Bu bakış açısı hata yaptığınızda kendinizi daha az yargılamanızı sağlar ve aynı zamanda gelecekteki hatalardan nasıl ders çıkaracağınızı anlamanıza yardımcı olur. Kendinize karşı nazik olmak, duygusal sağlığınızı güçlendirir. Kendinize karşı olumlu bir dil kullanmak motivasyonunuzu artırır. Bir şeyleri başaramadığınızda, kendinizi eleştirmek yerine, gelecek sefer daha iyi yapabilirim şeklinde bir ifade kullanarak kendinizi motive edebilirsiniz. Bu tür bir tutum, stresle başa çıkma yeteneğinizi de artırır. Topluluk desteği, sosyal bağlantıların gücü değişim sürecinde destek almak sürdürülebilirliği artırır. Kendinizi geliştirmek istediğiniz konularda, benzer hedeflere sahip insanlarla bir araya gelmek, motivasyonunuzu artırır ve hedeflerinize ulaşma konusunda sizi destekler. Bu topluluklar paylaşımda bulunma ve deneyimlerinizi aktarma fırsatı sunar. Destek aramak yalnız hissetmenizi engeller ve ortak hedeflere yönlendiren bir güç sağlar. Örneğin, spor yapma hedefiniz varsa, bir spor grubuna katılmak hem disiplin kazanmanıza hem de sosyal bağlar kurmanıza yardımcı olur. Bu gruptaki insanlar, aynı hedeflere sahip oldukları için birbirlerine destek olurlar. Aynı zamanda, bu topluluk içinde birbirinizi motive etme fırsatınız da olur. Bir başkası sizinle aynı hedefe ulaşmaya çalışıyorsa, birlikte ilerlemek daha kolay ve keyifli hale gelir. Topluluk desteği sosyal medyada da bulunabilir. İlgilendiğiniz konularda sosyal medya grupları veya forumları bulup katılmak, benzer düşünen insanlarla bir araya gelmek için harika bir yoldur. Bu tür platformlarda deneyimlerinizi paylaşabilir, sorular sorabilir ve başkalarından ilham alabilirsiniz. Destek almanın yanı sıra destek vermek de sürecin bir parçasıdır. Diğer insanlara yardım etmek,
kendi motivasyonunuzu artırır ve bu değişim yolculuğunuzu daha anlamlı hale getirir. Esnek olun, değişen koşullara uyum sağlayın. Hayatın getirdiği değişikliklere uyum sağlamak, sürdürülebilir değişim için önemlidir. Planlarınızı gerektiğinde gözden geçirerek esnek kalmalısınız. Hedeflerinizi ve yöntemlerinizi yaşam koşullarınıza uygun olarak yeniden değerlendirin. Bu sürecin stresli olmaktan çıkıp daha doğal bir hal almasını sağlar. Esneklik, yaşamın getirdiği sürprizlerle başa çıkmanızı kolaylaştırır. Örneğin, bir hedefe ulaşmak için belirlediğiniz programda bir aksama yaşadığınızda, bunu bir engel olarak görmek yerine, yeni bir yol bulmak için bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Bu tür bir yaklaşım, yaşamın getirdiği zorluklarla başa çıkmanızı kolaylaştırır ve değişim sürecinizin daha keyifli hale gelmesini sağlar. Bir örnekle açıklamak gerekirse, haftada 3 gün spor yapmayı hedefliyorsanız, iş yoğunluğundan dolayı bir hafta spor yapamayabilirsiniz. Bu durumda, kendinize yargılayıcı bir şekilde yaklaşmak yerine, bu hafta yapamadım ama gelecek hafta daha düzenli olabilirim demek, sürecinizi daha olumlu bir şekilde yönlendirmenize yardımcı olur. Kendinizi yeniden gözden geçirme. Sürekli gelişim-değişim sürecinin sonunda elde ettiğiniz sonuçları gözden geçirin. Hedeflerinizi ne ölçüde başardınız? Hangi alanlarda daha fazla gelişim gösterebilirsiniz? Kendinizi düzenli olarak değerlendirmek, sürekli gelişiminizi sağlar ve yeni hedefler belirlemenize olanak tanır. Bu değerlendirmeler, hangi stratejilerin işe yaradığını ve hangi alanlarda daha fazla çaba göstermeniz gerektiğini anlamanıza yardımcı olur. Kendi gelişiminizi takip etmek için bir günlük tutabilirsiniz. Her gün veya haftada bir, hedeflerinize ne kadar yaklaştığınızı, neler başardığınızı ve hangi zorluklarla karşılaştığınızı yazabilirsiniz. Bu, ilerlemenizi gözlemlemenize ve gerektiğinde stratejinizi değiştirebilmenize olanak tanır. Gözden geçirme sürecinde sadece başarılarınıza değil, aynı zamanda hatalarınıza da odaklanmalısınız. Hatalarınızı anlamak, gelecekte benzer durumlarla başa çıkmanıza yardımcı olur. Kendinize şu soruları sorabilirsiniz. Bu hatayı neden yaptım? Bu durumla nasıl başa çıkabilirim? Gibi. Bu tür sorular kendinizi daha iyi anlamanızı sağlar ve sürekli bir gelişim döngüsü oluşturur. Sonuç olarak, gerçek değişim için basit teknikleri hemen uygulamak hayatınızda anında fark yaratabilir. Kendinizi tanıma, hedef belirleme, küçük değişimlerle başlama, içsel motivasyon bulma ve uygulama aşamasında etkili stratejilerle bu süreci destekleyebilirsiniz. Değişimin sürdürülebilir olabilmesi için ise kendinize nazik olmalı, topluluk desteği almalı, esnek kalmalı ve sürekli gelişimi hedeflemelisiniz. Bu yollarla hayatınızda anlamlı bir dönüşüm yaratmanız mümkün. Unutmayın ki değişim bir varış noktası değil, bir yolculuktur. Her gün bu yolculukta atacağınız yeni adımlar atma fırsatına sahipsiniz. Hedeflerinizi belirlemek, kendinizi geliştirmek ve bu süreçte öğrendiklerinizi hayata geçirmek sizin elinizde. Geçmişte yaşadıklarınızdan bağımsız olarak her an yeni bir başlangıç yapma şansınız var. Sadece kendinize inanmanız ve bu değişimi gerçekleştirmek için cesur adımlar atmanız yeterli. Hayatınızdaki her değişim yeni bir kapı açar ve bu kapıdan geçmek için hazır olmalısınız. Korkularınızı ve endişelerinizi bir kenara bırakıp değişim sürecinin tadını çıkarın. Başarı ve mutluluk dolu bir yaşam için gerekli olan tüm kaynaklar aslında sizin içinizde mevcut. Şimdi harekete geçme zamanı. Değişim yolculuğunda zorlukların üstesinden gelmek. Değişim hayatımızın kaçınılmaz bir parçasıdır. Ancak birçok insan için değişim süreci belirsizlik, korku ve kaygıyla dolu bir yolculuktur. Bu bölümde değişim sırasında karşılaşabileceğiniz zorlukların üstesinden gelmek için kullanabileceğiniz stratejileri ele alacağız. Zorluklarla başa çıkmanın yollarını keşfederken, bu süreçte nasıl daha dayanıklı olabileceğinizi de öğreneceksiniz. Değişim korkusu. Korkularınızı tanıyın. Değişim genellikle belirsizlikle birlikte gelir ve bu da insanların korkmasına neden olabilir. Korkularınızı anlamak, bu duygularla başa çıkmanın ilk adımıdır. Korkularınızı belirleyin ve bunları yazın. Değişim sürecinde başarısız olursam ne olur
yeni bir şey denemek beni nasıl hissettirecek gibi sorular sorarak bu korkuların nedenlerini inceleyin. Birçok insan değişimin getirdiği kaygılara karşı koymakta zorlanır. Ancak korkularınızı yüzleşmek, onları anlamanıza ve bu süreçte daha sağlam bir duruş sergilemenize yardımcı olur. Korkularınızın gerçekçi olup olmadığını sorgulamak da önemlidir. Çoğu zaman bu korkuların temelsiz olduğunu göreceksiniz. Kendinize şu soruyu sorun: bu korkularımın arkasındaki gerçekler neler? Bu tür bir sorgulama size durumu daha objektif bir şekilde değerlendirme fırsatı sunar. Korkularınızı tanımak, onları aşmak için atacağınız ilk adımdır. Motivasyonunuzu bulun, içsel ve dışsal kaynaklar. Değişim sürecinde motivasyon bulmak, sürecin sürdürülebilirliği için kritik öneme sahiptir. İçsel motivasyon, kendi değerlerinize ve hedeflerinize dayanırken, dışsal motivasyon, başkalarının beklentileri veya ödülleriyle ilgilidir. Her iki motivasyon kaynağını da anlayarak, değişim sürecinizde nasıl daha etkili olabileceğinizi keşfedin. Kendinize şu soruları sorarak içsel motivasyonunuzu bulabilirsiniz. Benim için en önemli değerler neler? Hangi hedefler benim için anlam taşıyor? Bu tür sorular kişisel motivasyon kaynaklarınızı anlamanıza yardımcı olur. İçsel motivasyon genellikle daha sürdürülebilir sonuçlar doğurur ve değişim sürecinde daha az stres hissetmenizi sağlar. Dışsal motivasyon kaynaklarını değerlendirmek de önemlidir. Çevrenizdeki destek sistemlerini kullanmak, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Örneğin, bir arkadaşınızın sizi desteklemesi veya bir mentor bulmanız motivasyonunuzu artırabilir. Ayrıca, başkalarıyla etkileşimde bulunarak onlardan ilham alabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Dışsal motivasyon kaynaklarını kullanmak, değişim sürecinizi daha güçlü kılabilir. Zaman yönetimi, değişim sürecinizi planlayın. Değişim sürecinde başarılı olabilmek için zaman yönetimi oldukça önemlidir. Hedeflerinizi belirlerken zaman dilimlerini de göz önünde bulundurmalısınız. Bu süreçte hedeflerinizi küçük ulaşılabilir parçalara ayırmak faydalı olacaktır. Her küçük başarı motivasyonunuzu artırır ve ilerlemenizi görmenize yardımcı olur. Zaman yönetimi için basit bir plan oluşturabilirsiniz. Haftalık veya aylık hedefler belirleyerek bunları günlük veya haftalık görevler haline getirin. Her gün yapmanız gerekenleri bir listeye yazmak, hedeflerinizi göz önünde bulundurmanızı sağlar. Günlük olarak bu listeyi kontrol etmek hem ilerlemenizi takip etmenizi hem de hangi görevleri tamamlayıp hangilerinin kaldığını görmenizi sağlar. Ayrıca zaman yönetiminde esnek olmanız gerektiğini unutmayın. Planlarınızda aksaklıklar olabileceğini kabul edin. Bu durum sürecinize dair stres yaşamanızı engeller. Planlarınızı gerektiğinde güncelleyerek değişim sürecinizi daha rahat bir şekilde sürdürebilirsiniz. Kendinize karşı nazik olun ve her aksama için bir çözüm geliştirmeye odaklanın. Kendinizi yenileyin. Dinlenmenin önemi değişim süreci yoğun ve zorlu olabilir. Bu nedenle kendinizi yenilemek için dinlenmeye zaman ayırmalısınız. Dinlenme, fiziksel ve zihinsel sağlığınızı korumanıza yardımcı olur ve sürecin sürdürülebilirliğini artırır. Dinlenme zamanları, düşüncelerinizi toplamak, enerji toplamak ve yeni stratejiler geliştirmek için kritik bir fırsattır. Yeterli uyku almak, stres seviyenizi düşürür ve zihinsel sağlığınızı güçlendirir. Ayrıca, gün içinde kısa dinlenme molaları vermek de verimliliğinizi artırabilir. Bu molalar, beyninizin yeniden şarj olmasına yardımcı olur. Kısa yürüyüşler yapmak, meditasyon uygulamak veya sadece birkaç dakikalığına derin nefes almak zihinsel olarak yenilenmenizi sağlar. Dinlenme sürecinde kendinize zaman ayırmayı da unutmayın. Kendi hobilerinize veya ilgi alanlarınıza yönelmek zihinsel olarak daha taze hissetmenizi sağlar. Kendinize bu zamanı ayırmak değişim sürecinde daha motive ve odaklanmış olmanıza yardımcı olur. Değişimi kutlayın. Küçük başarıların önemi değişim sürecinde her adımınızı kutlamak oldukça önemlidir. Küçük başarılarınızı tanımak ve bunları kutlamak motivasyonunuzu artırır ve kendinize olan güveninizi pekiştirir. Her aşama hedefinize giden yolda önemli bir adımdır ve bu adımları kutlamak yolculuğunuzun tadını çıkarmanızı sağlar. İlerlemenizi kaydedebileceğiniz bir günlük tutmak,
başarılarınızı takip etmenize yardımcı olur. Bu günlüğü her gün gözden geçirerek ne kadar yol kat ettiğinizi görmek motivasyonunuzu artırır ve hangi alanlarda daha fazla çaba göstermeniz gerektiğini anlamanızı sağlar. Unutmayın ki değişim her zaman kolay olmayabilir. Ancak bu zorlukları aşarak daha güçlü bir birey haline geleceksiniz. Kendi potansiyelinizi keşfedin, hedeflerinize ulaşmak için cesur adımlar atın ve bu yolculuğun her anını değerlendirin. Hayatınızda anlamlı bir dönüşüm yaratmak için gereken tüm kaynaklar aslında sizin içinizde mevcut. Şimdi harekete geçme zamanı. Buraya kadar dinlediğim bilgileri faydalı buldun mu? Eğer bulduysan videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olmayı düşünebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.